testosteron eksikliğini klinikte çok sık görmekteyiz. Gerek tedavi olmuş, gerek tedavi olmamış. Testosteron dediğimiz hormon zaten zamanla, yıllar içinde azalacaktır. Ama bizim grupta çok genç yaşta bile testosteron eksikliğini görmekteyiz. Testosteron eksikliği olduğu zaman 1. Kemik densitesinde sorunlar başlıyor. 2. Kas zafiyetleri başlıyor. 3. Obezite olabilir. 4. Depresyon olabilir. 5. İmpotans, yani ereksiyonda sorun olabilir. 6. Bizim alanımız infertilite olabilir. Yani bunların hepsini aslında kaplayan, hepsini kapsayan, hepsiyle beraber bir sorun yumağı oluşturabilen bir eksiklik. Bu hormonun eksikliği testosteron. Testosteron eksikliğini yerine koyarken çok dikkat etmek lazım. Çünkü siz birden bunları yaptığınız zaman var olan sperm değerlerini azaltabilirsiniz. Siz bunları yaparken var olan sperm değerlerini yok edebilirsiniz. Ya da gerçekten bunu yaparken mükemmel bir başarı elde edebilirsiniz. Ama hormon tedavisi riskli olduğundan dolayı özellikle testosteron tedavisini yaparken hastaya göre, duruma göre, yaşa göre, değerlere göre planlama yapmak en doğrusu olacaktır. Testosteron bizim için vazgeçilmez bir hormondur.